Bundan 15 gün önceydi İstanbul Fatih'teki bir apartmanın sakinleri yaşadıkları şiddetli sarsıntıyla kendilerini sokağa attı. Herkes deprem oluyor sandı ama olan bitenin sebebi bitişikteki binanın hatalı yıkım çalışmasıydı. Sağlam apartmanın kiriş ve kolonları iddiaya göre ihmal yüzünden hasar gördü. Bina sakinlerinin gözüne o gün bugündür uyku girmiyor. İşin en tedirgin eden kısmı da hasarlı binaya verilen oturulabilir onayı. Ve bu olayı görüyorsunuz zaten. Boşlukları görüyorsunuz. Korkuyla gelip çıkıyoruz yani. Ne oldu ne oldu hani üstümüze yıkılıyor. Kontrolsüz yıkım. Yıkım sırasıyla kerçeği vururken burası da kırıldı. Kolunu götürdü. Benim çocuğum uyudu, kırpayla burada kurtuldum. Yanlış onarım. Bu ikinci sefer olur. İki tane kolon çatlak yani iki kolon çatlak ve iki tane de kolon. Kesilmiş halde. Ve hiçe sayılan onlarca kişinin hayatı. Korkuyoruz tabii ya. Deprem bölgesi. Deprem yaşamışız biz burada. Hatalar zincirinin yaşandığı adres İstanbul Fatih. 15 gün önce 4 katlı apartmanın olduğu bu alanda yıkım çalışması vardı. Ancak o yıkım çalışması sırasında hemen bitişiğindeki binadakiler deprem oluyor zannetti. Çünkü yıkım hatalı bir yıkımdı. Ve o yıkım sırasında bitişikteki binanın kolonları, kirişleri, duvarları yıkıldı. Binayı görüyorsunuz. En az 5 santim buraya yatmış. Ve alttaki 2 dairede çöküyor yani. Yavaş yavaş eriyor. Burayı kırmayın dedim. Hiltili kepçeyle burayı kırdı, indirdiler. Kolonlar kırılınca iddia o ki müteahhit onarım yapmayı teklif etti ama bu yüzeysel bir onarımdan fazlası değildi. Onardılar, 2 gün sonra yine çöktü. Hatalı yıkımla beraber bitişikteki binada adeta deprem hissi yaşandı. Öyle ki kapılar sıkıştı, kolonlar, duvarlar çatladı. İşte böyle duvarlarda yıkımlar meydana geldi. Yer yerinden oynadı ve yamuldu bile. Dahası da yandaki istinat duvarının da çatlamasıyla birlikte burada yaşayanlar o istinat duvarının üzerlerine gelmesinden büyük korku yaşıyorlar. Penceremiz bile açılmıyor. Ana kiriş komple. Bırak. Kapı kapanmıyor. Bakın kapı. Şurası kalktı yukarıya. Müteahhit bile bu vicdan azabını çekmiyor mu? Çekmiyor mu? Düzeltmiyor da. Sadece makyaj yapıyor. Makyaj sadece makyaj, başka bir şey yok. Apartman sakinlerini şoke eden bir başka olaysa binaya oturulabilir onayı verilmesiydi. Bize dediğini biliyor musunuz? Evde bir şey yok, içeri girebilirsiniz. Bina sakinleri ise evde yaşamak bir yana içeri adım atmak bile istemiyor. Şu anda bu istisnat duvarı annemin binasının üstüne doğru geliyor. Kaya parçaları parça parça iniyor. Müteahhit arıyoruz, telefonlara cevap vermiyor.